Yoksa şey mi, kalıp mı? O kalıp komple, orada komple iptal edecek. Kalıp komple sökülecek. Onun yanındaki dükkan var ya, küçük dükkanı. Onun önüne gelmiş ama adamın bir dükkanı var, garibinin. Başka da yapacak bir şey yok, onu da bir çözüme kavuşturuyor. Ben şey yapıyorum ama, ya illa ki vatandaşla mağdur etmemek lazım. Yani Derebaz Camisi'nin oradaki yerle alakalı nasıl sorunuz? Enerji Bakanlığımızın yatırımları kapsamında ilçemizde Osman Gazi Edaş İşletme Şefliğimiz ve belediyemizin işbirliğinde hummalıca bir yer altına, elektrik hatlarını yer altına alma çalışmaları başladı. İlçemiz için önemli olan ve yaklaşık 40 milyonluk bir yatırım olan bu çalışmada hemşehrilerimizin evlerine daha rahat, daha sağlıklı enerji hattı sağlanması, rüzgarlı ve fırtınalı havalarda ilçede uzun yıllardır kullanılan havai hatların, tellerin çarpması birbirine çarpmasından kaynaklı enerji sıkıntılarının tamamen giderileceği ve sorunların daha aza indirileceği bir çalışma söz konusu. Tabii ilçemizde ister istemez kazım çalışmaları yapılmasından kaynaklı kış aylarına yaklaşırken hemşehrilerimizden şikayetler geliyor. Biz bu çalışmalar nedeniyle vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı öncelikle hemşehrilerimizden özür diliyoruz. Ama yapılacak olan çalışma tamamlandığında ilçemizde hem güzel bir görünüme kavuşacak, havai hatlar, yukarıda salkım saçak gezen elektrik telleri, tehlike arz eden elektrik telleri yer altına alınmış olacak. Hem de enerjinin daha sağlıklı bir şekilde evlere ulaşmasını sağlayacak. Zaman zaman vatandaşlarımızdan yağmurlu fırtınalı havalarda yıldırım düşmeleri anında hemşehrilerimizden şikayetler alıyoruz. Diyorlar ki işte elektrik kesintisinden dolayı, yüksek akımdan dolayı, gerilimden dolayı elektrikli ev aletlerimiz yanıyor diyorlardı. Bunun daha aza indirilmesi amacıyla yapılmış bir çalışma bu. Ayrıca bir söz vermiştim hemşehrilerime, pazarının girişinden çıkışına kadar çiçek gibi yapacağız diye. Hem bu çalışmanın bitmesinden sonra ilçemizin girişinden çıkışına kadar güzelleştirilmesi adına da güzel bir çalışma olmuş olacak. Ben tekrar defaten yenilemek istiyorum. Verilmiş olan rahatsızlıktan dolayı hemşehrilerimizden özür diliyoruz. Biraz zaman alacak ama her yapılan çalışmada, her yapılan çalışmanın sonunda güzel bir iş ortaya çıkmış olacak. Bu çalışmanın sonunda da güzel bir iş ortaya çıkmış olacak. İlçemiz yararına olan yaklaşık 40 milyonluk yatırımın ilçemize gelmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Öncelikle hemşehrimiz, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Fatih Dönmez'e ilçem adına, ilçe halkım adına bu yatırımın gelmesini sağladığı için çok teşekkür ediyorum. Osman Gazi Edaş İşletme Şefliğine ve müteahhit firmaya da ayrıca yaptıkları bu mal çalışma nedeniyle teşekkür ediyorum. Ekiplerimize Allah kolaylık versin diyor, saygılarımı sunuyorum. Gereken robotajı yaptım, onu okumayacağım.